Eurotrack Simulator 2'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bildiğiniz üzere SCS yeni bir etkinlik başlatmıştı, İsveç etkinliği diye. Ben bu etkinliği tamamladım. Tamamladım yani, bir gün içerisinde yok, iki gün içerisinde etkinliği tamamladım. Azim işte bu, azim. İşte bu azim ya kardeşim, ne olacak ya? Evet, etkinliği tamamladık ve bize verdikleri hediyeler şunlar. İlk önce şöyle bir ESC'mize basalım. Görmüş olduğunuz ekrandaki kuzey ışıklarının bulunduğu yer. Yani böyle bir atmosfer, böyle bir ortam yaratmış SCS ekibi bizler için. Hani görüyorsunuz şimdi değişecek orası. Başka bir açıdan çekmeye başlayacak. Güzel bir yer diyebilirim. Bunu yapmanız için yani kazandıktan sonra seçenekler kısmından, oynanış kısmından buradan istediğiniz temayı kullanabilirsiniz. Bakın mesela değişik bir şeye geçti. Şöyle ben tekrar basayım. Şöyle hatta. Görüyorsunuz arka plan devamlı değişiyor. İstediğinizi buradan seçebilirsiniz diyebilirim. Şimdi bir de şunu göstereceğim. Arabanın içerisine bildiğiniz üzere aksesuarlar gelecekti. Aksesuarlarımızı da hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi hemen arabanın içine girelim. Ve şurada yakışıklı bir Viking ustası var. Yakışıklı bir Viking ustası diyorum ben buna. Evet, görüyorsunuz yakışıklı bir Viking adamı var. Burada İsveç bayrakları var ya. Sweden Bannet mı? Öyle bir şey olması lazım. Bennet olması lazım. Neyse. Şimdi şöyle bir şeye girelim. Hakkında kısmına girip çekici listesinden ben size hemen içeri aksesuarları göstereyim tekrardan. 3 tane rastgele bayrak veriyor sizlere. Bu bayraklardan hemen şöyle 3 tane miydi 2 tane miydi? 3 tane. Birisi İsveç. Birisi Slovakya olması lazım. Ve bir tane daha vermesi lazımdı arkadaşlar. Onu vermedi. Şunun aynısından verdi. Bir tane de Slovakya pendant verdi. Ben bunun birisini satışa çıkardım. Çünkü iki tanesi gerek yok. İsveç ve dediğim gibi buradaki adamı şuradan Viking Warrior'u aracınıza koyabiliyorsunuz. Dedikten sonra da kısa bir yolculuğumuz var. Hemen o yolculuğumuzu da tamamlayalım. Daha sonrasında videoyu bitirelim. Siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal ben evde olmayacağım. Zaten siz bu videoyu izlemeden günler önce ben evde olmayacağım. Belki ama bir ihtimal bilmiyorum. Tam emin değilim. Aa, vurduk. Pedal çalışmıyor. Nedense yine bozulmuş. Samsun'a gitmek istiyorum. Bilmiyorum bakalım tekrardan. Eğer gidersem birkaç gün olmayacağım yine burada. Video çeker miyim? Bilmiyorum video çeker miyim çekmez miyim. Kamerayı yaptırmadım ben. Normalde bende bir kamera vardı, Sony'nin kamerası. Bunu yaptırmadım. Yaptırsaydım olurdu ama belki de şey kuzenin kamerasıyla çekeriz yani, hiç belli olmaz işime. Sizler için güzel bir içerik daha çıkarmaya çalışırız. Bu sefer de Volvo incelemeye gidebiliriz mesela ya. Olabilir. Volvo incelemeye gidebiliriz vloglardan. Olabilir. Bilmiyorum, ben siz isterseniz yaparız. Volvo FH 750 yani 750 beygirlik motorlu Volvo'yu inceleyebiliriz. Dedikten sonra yolumuza devam edelim. Ben bundan bir önceki etkinliği söylemek için bir video çekmiştim biliyorsunuz. 26 dakika olmuş video. Ben o videoda neden o kadar videoyu uzatmışım ben onu anlamadım. Yani açıkçası ben neden o kadar videoyu uzatmışım gerçekten. Hani yol mu uzundu? Normalde kısa bir yoldu aslında. Yani ben hatta yolu kısaltmak için başka bir rota seçtim. Ne bileyim o rota yoldan daha uzun çıkmış. Anlamadım gitti. Herhalde biraz dolambaçlıydı ama yollar. O yüzden olabilir yani. Feribot doğru indik, oradan çıktık tekrar yukarı falan derken bayağı bir sıkıntıydı diyebilirim. Bu arada Palermo'dayım. Palermo'dan çıktık gidiyoruz. Çünkü neden Palermo'dayım? Benim garajımın yerleşkesi Palermo'da. Palermo'ya taşıdım. Çünkü Sicilya adasını seviyorum. Orijinal haritadan daha güzel İtalya. Onu size söyleyeyim. Yani İtalya'nın yollarında rahat rahat basabiliyorum. Ama Avrupa'nın yollarında bastığım zaman kaza yapıyorum. İllaki yapıyorum. Ama İtalya'nın yollarında kaza kolay kolay yapmıyorum yani. Ben de bilmiyorum, anlamadım. Dedikten sonra gidelim. Bu arada çifre zarımız var orada. Şöyle arabamızın kilometresini de gösterelim. 66.000 kilometresi var. 2721 kilometre yol yapmışız. Şunu ben bir sıfırlayayım çünkü depomuzu biz yeni doldurduk. Onun için şöyle şeyi sıfırladık. Şimdi yolumuza çıkıyoruz. Yakın gideceğiz. Sadece karşıki kıyıya geçip yükümüzü teslim edeceğiz. Orada da videoyu noktalayacağız zaten. Bakalım şöyle gidelim. Videosuz kalmasın diye kanal video çekiyorum. Zaten stok video bunlar arkadaşlar. Haberiniz olsun, onlar da güncel video değil, stok videolar. Siz bunu büyük bir ihtimal ayın birinde mi izleyeceksiniz o zaman?
Yanlış olmasın. Birinde izleyebilirsiniz. Hiç bilmiyorum şu anda. 1 Nisan şakası olabilir o. Evet, 1 Nisan olabilir. Bilmiyorum, tam emin değilim. Neyse, devam edelim bakalım. Dediğim gibi İtalya'nın yolları çok güzel. Zaten bu Sicilya Adası'nın yolları da çok güzel. İtalya'nın gerçekten şu gişeler hariç yollar çok güzel. Ben gişe sevmiyorum bildiğiniz üzere. Hani yavaşlamak hiç hoşuma gitmiyor gişelerde. Onun için bilmiyorum ya. Yoksa bir sıkıntım yok benim için. Yani gerçekte olduğu gibi koyuyor adamlar. Bayağı gidiyoruz zaten. Hop. Şöyle ben geçeyim. Bu arada otomatik kullanıyorum arabayı. Otomatik daha rahat gelmeye başladı bana artık. Otomatik daha çok seviyorum. 6 vites. Yani otomatik kullandığım için arkadaşlar belki arabayı artık 12 vites yapabilirim. Yani olabilir. Şöyle makaslarımızı da atalım. Yani sonuçta otomatik kullanıyoruz. Araba biraz daha hızlı gitsin böyle 170 falan devirmesi için. Belki şey yapabilirim yani. 12 vitesi alabilirim. Manın 12 vitesini takabilirim buna. Belli olmaz. Ya da Mercedes. İkisinden birisini tercih edebilirim. Neyse, bilmiyorum. Bakılır, o önemli değil. 150 kilometremiz kalmış. Birazdan zaten varırız. Varacağımız yere. Şöyle ben şu şekilde geçeyim. Benim arabayı biliyorsunuz zaten. Araba efsane. Tanju Akdoğan'ın Dorsesini bulamadım bugün. Şirketlerde yoktu. Arkadaşlar şu janta ölüyorum bakın. Benim jantım bu. Dışa biraz daha offsetli duruyor şey, dışarı çıkık duruyor jant. O yüzden favori jantım bu. Altındaki zaten beyaz yanak. Ya şunu söyleyeyim, ben multiplayer oynamıyorum arkadaşlar artık. Multiplayer oynamıyorum, hep single'da takılmaya başladım. Çok single'da takılıyorum zaten. Hani siz beni Euro Truck'ta görüyorsunuz ya her zaman. Anlayın, multiplayer oynamıyorum. Full single takılıyorum, full. Değil mi? Single'dan daha fazla zevk alıyorum ben. Hani konuşamadım lan. Trafiği arttırıyorsunuz, bitti ya. Gerisi önemli değil. Trafiği arttırıyorsunuz. Birkaç tane de kafanıza uygun mod koyduğunuz zaman oyun tamam yani, bitti. Yapıştırıp gidebiliriz şimdi. Bayağı da gidiyoruz yani. Seviyorum Skyna seni ya. Arabanın yola gidişi çok güzel. Hop. Bakalım. Tamam. Çok güzel. Abi ne güzel esniyor. Görüyorsunuz değil mi arabayı? İşte buna bitiyorum ya. Bu esneme olayına bitiyorum. Oyundaki. Kardeşim kusura bakma, ben senin önüne kıracağım. Kırdım. Sıkıntı yok. Çok hatalı bir giriş yaptım ama yapacak hiçbir şeyim yoktu çünkü. Çünkü bayağı hızlı gidiyorum ben. Senden de hızlı gidiyordum artist. Şöyle bir gidelim. Hayır. Tamam, süper. Süper topladım. Gişe var. Yavaşla. Yavaşla. 1'e ver. Şimdi 2'yi çek. 3'e ver. Retarder sesi çok güzel. Tamam, kapat gitsin. Hop. Böyle sıralı şekilde geçtik, ne güzel. Ben gişeden geçerken genelde araba olmasına dikkat ediyorum önümde. Çünkü onları ayarlayarak hızımı geçersen sıkıntı yok. Çünkü bazen çarpıyorum, kaza yapıyorum oraya. O da sıkıntı oluyor. Şöyle ben şu şekilde girmek istiyorum. Size vereceğim ana şekilimizi. Hadi bakayım, yapıştır. Sizler seviyorsunuz ETS'yi. Ben de çekmeye devam ediyorum. Yani yapacak bir şey yok kardeş. Aga yine yak yak yak, yaktıranlara selam çak. Ona da olmuş yaktıran, boğuluyorum bak dumandan. Aga yine yak yak yak, yaktıranlar yaktılar. Ona da olmuş yaktıran, boğuluyorum bak dumandan.
Evet, hadi bakalım gidiyoruz. Şöyle bir yavaşlayak. Hop. Süper. Bayağı yavaşladım kardeşim. Daha ne kadar yavaşlayayım? Yürü daha. Ya abi. 2 saat oradan 30'la indin ya. Helal olsun sana ya. Helal olsun sana kardeşim ya. Bu kadar mı korkuyorsunuz yoldan ya? Koskoca tır var arka şeyde altımda. Ben yardıra yardıra gidiyorum. Siz yola gitmeye korkuyorsunuz. Böyle olmaz ki ya. Böyle olmaz kardeşim. Frene pompalıyor böyle tutacak. Arada tutuyor, tamam mı? Freni pompalıyorum. Yemiyor. Böyle fıs fıs edip duruyor araba. Deliriyorum ya. Evet, direksiyonundan memnunum ama şaka yok. Yalan yok şimdi. Direksiyonundan memnunum. Evet, karşıya geçip daha sonrasında veda edeceğiz. Bakalım. Şöyle yavaşla kardeş. Kardeş bak hele. Şu tespihi ver de iki sallayayım. Açın yolu, aç yolu, aç yolu, aç yolu, aç yolu. Hadi yapıştık. Şöyle bir dönelim. Süpersiniz ya. Evet, konuşmaya bir şey yok arkadaşlar. Her gün video çekiyoruz, her gün video çekiyoruz. Konuşmaya gerçekten bir şey bulamıyorum. Bilmiyorum ya. Ne yapacağız bunu? Bu nasıl bir şey olacak? Yani bildiğiniz üzere ben bir konu bulmadan, yani bir konu düşünmeden giriyorum, çekiyorum videoları da. Orası da ayrı bir konu zaten. Yani içerik olmaması ayrı bir konu. Direkt ben doğaçlama şekilde video çekiyorum ben bildiğiniz üzere. Zor oluyor açıkçası ya. Bir konuyu belirlemeden videoya girmek. Yani sayılı kişilerdendirim yani bunu yapan. Konu belirlemeden video çekmek. Ya bir konusu yok. Var aslında, bir konusu vardı böyle aksesuarlar göstermek ama hani kısa 2 saniyelik bir konuydu bu. Bu arada göstereyim. Bu animasyonlu arkadaşlar. Bakın böyle gördüğünüz üzere animasyon yapıyor. Kafasını falan sallıyor aşağı yukarı, haberiniz. Oha! 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 Arka tamponu düşürdü herifin ya. Manyak mısınız? Siz niye kaza yaptığınız zaman geri geri gidiyorsunuz? Manyak mısınız siz? İşte bu trafiği de anlamıyorum. Kaza yapıyor ya, adam geri geri gidiyor ya. Ya bekle bir polis gelsin, bir tutanak tutsun ya. Aceleniz ne kardeşim? Bu kadar mı? Tabakhaneye pok mu yetiştirmişsiniz ya? Anlamayayım ki. Neyse yapış dur. Öyle bir dönek. Bayağı geniş bir şey aldım yalnız. Neyse şuradan zaten geçerken biraz sıkıntı olacak arabada. Onun için böyle yaptım. Önü çok alçak, hemen vuruyor ya. Ben bir de aynı oyundaki de arabayı da gerçek gibi kullanıyorum. Yani hani bir hepsine bir şey olmasın, aman vurmayayım, aman bir şey olmasın. Ha ne bileyim ya. Böyle bir şey var bende. Hani aman vurmayayım, aman bir şey olmasın, aman şurasında bir şey olacak arabanın, aman hasar alacak derken. Ben gerçekte de böyleyim ha. Onu da size söyleyeyim. Yani arabanın önü çok alçak arkadaşlar. Bakın göstereyim size. Şu hatta girmiş bile betonun içine. Yapacak bir şey yok. Şöyle dönelim. Yani gerçekte böyle bir tırınız olsa oradan hızlı mı geçersiniz? Söyleyin bana ya. Bir söyleyin. Gerçekte bir tırınız olsa oradan roket gibi bir geçersiniz, yoksa aynı benim yaptığım gibi mi geçersiniz? Hani bir tıra düşsenize, 500 milyar verdiğiniz, 500 bin lira verdiğiniz bir tıra düşünün ve oradan o şekilde geçiyorsunuz. İçim acır, içim içim. İçim acır. Resmen ya. Oo, burada Dorse var. Vay 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 vay. Nereye gidiyor acaba Dorse? Neyse ben şimdi buradan Palermo'ya tekrar yük alıp geri gideceğim. Yapacak bir şey yok. Neyse videoyu burada bitiriyorum o zaman. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.
tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki videoları da izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel videolar, haberiniz olsun. Şuradan abone olun. Şuradan diğer videoları izleyin. Şöyle ben arabamı da park edeyim şuraya. Tamam, süper. Tamam.